Evet sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-21 Ocak arasında sevgili terazileri neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Evet. İlk kartımızla başlayalım sevgili teraziler için. Huhu, sevgili teraziler, direkt kılıçların üçlüsü. Nedir kılıçların üçlüsü? Bu dönem İş yerinde iş arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz veyahut iş ortaklarınızla tartışabilirsiniz veyahut partnerinizle tartışabilirsiniz. Bu dönemde hatta ilişki konusunda ayrılığı normalde sembolize eder ve ayrılığın da üçüncü bir kişinin varlığından haberiniz olacağı için bu yüzden bir tartışma yaşayacağınızı sembolize eder. Yani aşk üçgeni yüzünden olacağını sembolize eder. Fakat bu kart der ki aynı zamanda evet ayrılık olabilir fakat senin için daha iyisi planlandığı için bu hayatta yukarıdan daha iyisi geleceği için daha iyisi planlandığı için o yüzden ayrılık kapıda bitirmen lazım der. Aynı zamanda der ki kalbin kırılsa da kırılmasa da hayat devam ediyor mu? Ediyor. O yüzden ne yapmalısın? Pozitif düşünüp ilerlemeye devam etmelisin der. Sevgili teraziler. Bu dönem bazı dedikodular duyabilirsiniz. Sevgili teraziler. Hadi in bakalım. İkinci kartımız teraziler için. Öf. 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 Kalbiniz kırılıyor ama ilerliyorsunuz. Pozitifsiniz sevgili teraziler. Benim doğum kartımdır güneş. Arkadaşlar her şey çok çabuk gelişir. Ne istiyorsanız sevinç, başarı, kutlama, dileklerinizin kabul olması, işte terfi, parasal büyüme, kar. Yani daha ne diyeyim ki? Sevinç, başarı, kutlama arkadaşlar. Üç kelimeyle ben size bunu nasıl diyeyim? Üç kelimeyle özetlersem sağlık konusunda sağlığınızın iyi olduğunu bu dönemde sembolize eder. Yeni iş doğuşu bazı teraziler için bu dönemde sevgili teraziler ne istiyorsanız onun daha iyi olacağını, ondan daha iyisine sahip olacağını veya ondan daha iyisinin gerçekleşeceğini hayatınızda sembolize eder. Aynı zamanda popülerlik özellikle internetle alakalı İşte içerik üretiyorsanız vesaire hiç sanmadığınız, ummadığınız bir şekilde bir popülerliğinizin olabileceğini sembolize eder aynı zamanda. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili teraziler için. Four of Pentacles. Yani tılsımların dörtlüsü arkadaşlar. Tılsımların dörtlüsü de nedir? Bu dönem komünikasyonla alakalı çok fazla meşgul olacağınız. Yani insanlarla bağlantı içinde olacağınız. Belki de yeni bir networking kendinize. Çevre işle alakalı özellikle çevre konusunda bir takım girişimler yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aç gözlü olabilirsiniz bu dönemde özellikle parasal konularda arkadaşlar ve kendinizi güvende hissedeceğiniz bir dönem ve parasal anlamda da bir tık daha yükseleceğiniz bir dönemi parasal olarak maddi olarak yükseleceğinizi sembolize eden bir dönemi gösterir. Der ki bu kart kazandığın para harcayacağın paradan fazla olacak. Bu dönem para biriktirme ile alakalı bir disipline, bir pozisyona girebilirsiniz sevgili teraziler özellikle. Ve der ki bu kart bize fazla para kazanmak istiyor musun? O zaman içinden fakirlik korkusunu at der. Yani para kazandın, eyvah evet ben güzel para kazandım ama bu para bitince ne olacak? Vesaire gibi olumsuz düşüncelerden
kurtarman lazım kendini diyor. Yani bu konuda bizi uyarıyor. O yüzden de üzerinde çok durmamamız gerektiğini sembolize ediyor bu kart. Yani çünkü arkadaşlar para şöyle bir şeydir. Eğer üzerine çok fazla düşerseniz sizden kaçar. Siz elinizden gelenin en iyisini yapın. Parayı düşünmeyin. Severek yapın işinizi ve pozitif olun. İnanın bana para size kendiliğinden zaten gelecektir. Evet sevgili teraziler, sizler için 15-21 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ocak ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.